Merhabalar sevgili arkadaşlar Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere bir takipçimin isteği üzerine güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Bugünkü modelimize daha önce hiç çekmemiş olduğum bir renkle modelin anlatımını yapmak istiyorum. Ve çok beğenerek de almış olduğum bir renk. Cenk markanın buğday rengine uyumlu reyyan'daki yazma rengimi tanımlar. Ama şöyle numarası buğday diye geçmiyor tabii ki reyyan'da. Sot pudra diye geçiyor. Şöyle göstereyim ve Cenk'in buğday rengine en yakın renk bu hanımlar ve ben bunu aldım çok da beğendim açıkçası ipini de soracak olursanız şöyle gördüğünüz gibi harika bir uyuma sahip leylak marka 302 numaralı ip Hanımlar gerçekten şahane bir uyum oldu Ben bu uyuma hayran kaldım diyebilirim sizler de bu ipin bu numarasını alırsanız muhteşem bir uyuma sahip olursunuz bazı renklerde kalite çok güzel oluyor hanımlar. Bazı renklerde de aynı kalite çıkmıyor olabiliyor. Ama bu renkteki reyyanın kalitesini gerçekten çok beğendim. Çok güzel. Kullanacak olduğum boncuklarım da şöyle haki renginde asker yeşil renginde kum boncuk hanımlar. Şöyle gösterebilirim. Çok hoş bir rengi var. Ben de bunu kullanmayı uygun gördüm. Boncuklarımın ebatı kum boncuktur. Bazı takipçilerim soruyor işte seninkiler iri mi daha iri duruyor. Bizim aldıklarımız ince diye söylüyorlar. E, videoları ben büyüterek hani daha yakınlaştırmak e, yakınlaştırıyorum ki sizler daha iyi hani e, görüp daha iyi bilgi olasınız diye. Ekranı büyüttüğüm için de benim boncuklarım iri gözüküyor siz hanımlar. Normalde ekranda her şey öyledir. Mesela ekranda daha iri gözükebilir ama normal bildiğiniz kum boncuk bu hanımlar bunun da bilgisini vermiş olayım. Modelimizi yaparken şöyle küçük meyve suyu pipetlerinden bir pipetimiz olması gerekiyor. Şöyle küçük meyve suyu pipetlerinden bir pipet olması yeterli. Eee yazmamızın tığlamasında şöyle göstereyim arkadaşlar. iki zincirle tığladım. Çok da sık batılmış bir 2 zincir değil normal bir ebatında hani çok sık değil. Çok seyrek değil. Şöyle gördüğünüz gibi normal bir ebatta tığ batısı yapmanız yeterli geliyor. Tığım 21 numaralı tulpdu kullanıyorum. Bu modelimizde hemen ben biraz modeli buradan çektim sizlere hani göstermek açısından ve ütüledim ütülü haliyle beraber modeli görün istiyorum arkadaşlar. Modelin bu şekilde. Modelin normalde şu ucunda 7 tane boncuk vardı ama ben altı tane boncuk koydum. Yedi tane çok fazla olurdu diye hem de çok boncuk gider diye bir tane bir tanedir yani yine de bu modeli Hanımlar eliniz çok sıkı ise 9 salkın boncuk gider eliniz normal bir ayarda ise 8 salkın boncuk yeterli gelir bu model için ama gerçekten çok dökümlü ve çok da hoş bir model şöyle göstereyim arkadaşlar ütüsünü çok baskın bir ütü vurarak örümcekleri biraz daha uzattığınızda daha şık duruyor O yüzden ben ütüsünü çok baskın bir ütü vurarak örümcekleri biraz uzamasını sağladım e, iki seferde tamamlanıyor alt kısmı örümcek saati üst kısmını da hemen sizlere göstermek istiyorum önden bilgilerimizi de vermiş olduk örümcek kısmınıza ben zaten biraz başlangıç yapmıştım hanımlar örümcek kısmımızda örmüş olduğum yerden biraz devam edeceğim üstünün çaprazlamasını da zaten biraz göstereceğim bir önceki videomun alt kısmına benziyor bu üst kısmı farklı modelimizin bir tane ip de yeterli gelir arkadaşlar. İpinize tığınıza sabitlediniz. Başlayacak olduğunuz tığ battın içinden şu şekilde girdik ve bir tane örümcek yapıyoruz. Örümcekleri ben biraz uzun tuttum. Siz isterseniz çok uzun yapmayabilirsiniz. Kısa yaparsanız örümcekleriniz, ilmekleriniz kısa düşer. Uzun yaparsanız uzun düşer. Tamamen sizin zevk ve arzunuza bağlı. Buradan sıradaki tığ battısından bu şekilde giriş yaptım. Bir zincir çektim. Buradan Bakın örümceği yapıyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum bir zincir çektim örümceği yapıyorum örümceği yani artık hemen hemen herkes bilir ve çok da kolay yapabileceğini düşünüyorum. Buradan battım bir zincir çektim örümceğimi yaptım şöyle sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Bir zincir çektim. Bakın buradan sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, normal orta boyda bir örümcek yapıyorum. Şöyle baktığınızda hanımlar, şöyle tuttuğunuzda şu şekilde bir örümcek. Çok uzun yaparsanız ilmekleriniz çok daha uzun düşer. Kısa yaparsanız ilmekleriniz kısa düşer. işte bazıları da benim örümceğim orantısız oluyor vesaire dediklerinde arkadaşlar eliniz mutlaka alışır bir kere de pes etmeyin derim ama bunu diyelim ki örümcek yapmada zorlanıyorsunuz örümcek yerine kalemle de yapabilirsiniz ilmeği kaleme takarsınız bu şekilde de yapabilirsiniz ama bana örümcek daha kolay aslında daha hızlı ilerler buradan şu şekilde devam ettiriyorum bir zincir çektim örümceğimin dibinde başlarken örümceği yapmaya bir zincir çekiyorum sonunda çekmiyorum Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Örümcek kısmı oturduğunuz zaman inan ki böyle 2 saatinizi almaz. Bitirebileceğiniz bir tarzdan yani örümcek kısmı hızlı gider. E, modelin üst kısmı işte boncuk bayağı bir boncuk yiyor. O sizi biraz oyalıyordur olur yani. Bu şekilde hanımlar, bu yeterli geleceğini düşündüğüm için burada bırakayım. Hemen ikinci kısmına başlayalım. İkinci kısmına da çapraz kısmına nasıl olması gerektiğini birazcık bahsedeyim. Çünkü bunu ilerden başladığım zaman buradaki ilmekleri boncukları ilmeğin içinden geçirdiğim için sökmesi zor oluyor. Ama size biraz anlatmaya çalışacağım. Biraz anlatmaya çalışacağım için şuradan ipimizi tığımızı sabitliyoruz hanımlar. Bakın böyle ipimi tığıma sabitledim geldim şu çapraz kısmını göstereceğim sadece hani başlangıç noktasını sonra örmüş olduğum yerden devam ettireceğim buradan Hanımlar bir tane örümceği alıp ön yüzünden çekiyoruz bunun yanındaki örümceği bırakıyoruz sonra bu yanındaki örümceği alıyoruz bakın buradan bunu sabitledik düşünelim bunu sabitledik ee, buraya şimdi şu boncuk işlemini yapmadan sizlere bahsedeceğim şimdi e, Hatta bakın Burada da aynı bu şekilde Şuradaki örümceği almışım burada ortadakini bırakıp buradan almışım çaprazlama sistemi bu şekilde sonra buradan işte zincir çekiyorum şu örümcekleri ilmeğe taktığımı düşünelim sonra ne yapıyoruz ikinci işlemde buradaki örümceği çekiyoruz sonra diğer örümceği çekerek bu şekilde ilerliyoruz Hanımlar çaprazlama şekli bu şekilde ilk başladığınız şekilde bu şekilde yaptığınızda zaten örmüş olduğum yerden devam ettirdiğimde devamını anlayacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden örmüş olduğum yerden modeli devam ettirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi size başlangıç noktasının nasıl olması gerektiğini şöyle gösterdim. Burayı yok sayalım. Bu çaprazlığı yaptık bu şekilde arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim burada bakın 5 tane zincirimi çektim burada şimdi altı tane boncuk alacağım 6 tane boncuğumuzu bu şekilde aldım ilmeği uzatıyorum şu şekilde boncukları ilmeğin içinden çok kolay bir şekilde geçti zaten şöyle gördüğünüz gibi geçtikten sonra bu ölçüyü ben küçük meyve suyu pipetleriyle denedim daha büyük kalem vesaire olursa ilmekler çok büyük olur. Güzel düşmeyeceğini düşündüğüm için bu şekilde küçük meyve suyu pipetiyle yaptım. Buradan arkadaşlar hemen dibindeki zincirden bakın şuradaki dibindeki zincirden giriş yapıyorum. ilmeği buradan aldım. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Çıkarken 5 zincir, inerken de 4 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Şu aradaki ilmeği aldım. Bakın bu aradaki ilmeği aldım. Bu yanındaki ilmeği boşta bıraktım, diğer ilmeği aldım. Buradan kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Şöyle bakın arkadaşlar. Ütüsü de çok kolay modelin. Hiç zor ütüsü yok yani. Çok kolay ütüleniyor. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi buradan 6 tane on, şey boncuğumuzu alıyoruz. Bu ilmeğin içinden çok kolay bir şekilde ilmeği geçirdim. Ve pipete taktım bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde pipete taktıktan sonra hemen dibindeki zincirden giriş yapıyorum. İlmeği aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 çektikten sonra şu arada bırakmış olduğum örümceği çektim. Bakın bu örümceği aldım. Bu buradaki örümceği boşta bıraktım. Diğer örümceği aldım. Kapattım. 1 2 3 4 5 e, pipet kullanmak istemeyenler hanımlar evinizde iki buçuk numara şiş mutlaka vardır iki buçuk numara şiş olanlar evinde iki buçuk numara şişle de yapabilirsiniz bu modeli e, pipetle yapmak istemeyenler 2,5 numara şişe pipet tam ölçülüdür. Bu şekilde yapabilirsiniz. 2,5 veya 3 de olur yani. Buradan örümceklerin bakın bu şekilde çıkartıyorum. Hemen dibindeki ilmekten giriş yapıyorum. 1 1 2 3 4 Çıkarken 5 zincir, inerken de 4 zincir yaparak bu or e, şeyi sağlıyoruz. Çünkü bir tane beş çekiyoruz ya oradaki bir zincire ilmek yaptığımız için dörde düşüyorduk zincir. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 6 tane boncuğumuzun almıştı İşte 6 tane boncuk koyduğumuz için hanımlar bayağı bir boncuk gidiyor. İsterseniz mesela daha iri boncuk kullanıp e, hani az konulsa nasıl olur bilmiyorum denemek lazım. Boncuklarımızı bu şekilde aldık. İlmeği uzatıyoruz. Çok kolay bir şekilde ilmeğin arasından boncuklarımız geçiyor zaten. Tekrar buradan pipete takıyorum şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradaki bakın hemen oradaki ilk zincirden bu şekilde giriş yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim buradan bakın ilmeği aldım örümceği diğer örümceği de aldım 1 2 3 4 5 zincir çektim bunu da yapayım yeterli gelir hanımlar Çok aslında hani ağır gibi gözükebiliyor ama çok kolay ilerleyen bir model. Örmesi de keyifli bence. Buradan ilmekler çıkabilir şeyden, pipetten çıksın hiçbir sorun olmuyor zaten. Ütülediğinizde o çok güzel bir düzenle giriyor. 1 2 3 4 zincir çektim. İlmeği aldım buradan. Aradaki ilmeği boşta bıraktım. Bu şekilde devam ediyor. Hatta şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekelim ilmeği taktıktan sonra sizlere tekrar anlatacağım elinize alıştığı zaman zaten hanımlar çok güzel seri bir şekilde ilmek gidiyor şimdi tekrar giriş yapmam lazım 4 zincir çekiyorum şu aradaki örümceğimizi de alalım örümcekler zaten hemen yaparken çektiğinde şu ön öne düşen kısmını çektiğinizde hiçbir zorluk olmuyor hanımlar dönme vesaire olmuyor kalemle yaptığınızda ilmekler döndüğü zaman düzeltmeniz gerekiyor ama bu ilmeklerde bu şekilde çıktığında modeli şu şekilde bir hal alıyor zaten şöyle hani eğri büğrü duruyor diye düşünmeyin ütü yediği zaman o düzeliyor Hanımlar Bakın bu şekilde şöyle ütü yediği şu, ütüyü de şu şekilde böyle sürtürerek yukarıya doğru ütülerseniz harika bir duruşa sahip oluyor zaten burada da ütülenmiş hali mevcut çok dökümlü ve e, harika bir salkımlı saçakla hoş bir model oluyor Hanımlar e, bunu Mesela çok ince bit pull deniliyor pulla da deneyebilirsiniz burasına o, o pullardan da kullanabilirsiniz Mesela e, rengarenk tahta boncukları var rengarenk taş boncuklar var onlardan da kullanabilirsiniz elinizde hangi malzemeniz varsa alın deneyin yani illa kum boncukta şart değil elinizdeki malzemeleri değerlendirmek amacıyla bu modeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. E bir hatam bir kusurum olduysa affola. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. E modellerimin yakın çekimlerini marifetli kankiler Instagram hesabımdan bulabilirsiniz arkadaşlar.